Hepinize iyi günler diliyorum. Bugün Covid ile başlayalım. Çünkü 2 yıl önce başlayan ve dünyayı kasıp kavuran, milyonlarca kişinin de ölümüne yol açan Covid-19 pandemisi hala sürüyor. Biliyorsunuz salgının çıktığı yer Çin'in Wuhan eyaleti. 2019 yılının Aralık ayında 1 Aralık'ta ilk vaka dünyaya bildirildi. Ve ne yazık ki bu bela ile henüz baş edebilmiş değiliz. Son aylarda Aşılanma da önemli başarılar sağlanıyor. Milyonlara varan kişi de hem dünyada hem Türkiye'de aşılanmış durumda. Aşılanmanın artmasıyla birlikte Covid pandemisi karşısında hepimiz biraz nefes alabildik. Ama henüz konu bitirilebilmiş değil. Üstelik bir de varyantlar denilen virüsün dönüşmüş değişmiş formları var. Bunlar da hala bela olmayı sürdürüyor. Dünya Sağlık Örgütü yaklaşık 10-15 gün kadar önce önemli bir veriyi açıkladı şu anda dünyada önemli artış bölgelerinden birisinin Avrupa olduğunu duyurdu. Ve Avrupa'da da yine bizi Türkler olarak üzecek bir konu var. En çok İngiltere, Rusya ve Türkiye virüs sayılarında artışla birlikte dikkat çeken ülkeler. Bakın şimdi Covid pandemisi diyoruz, milyonlarca kişi öldü diyoruz. Peki kaç kişi bilgimiz var mı? Var. Dünya Sağlık Örgütü Son açıklamasını 20 Ekim gibi güncelleyerek yaptı. Covid pandemisinden şu ana kadar 4 milyon 927 bin kişi ölmüş durumda. Peki bu rakam yüksek bir rakam, çok mu büyük rakam? Biz insanlık benzer kabuslarla daha önce de karşılaştık. Örneğin İspanyol gribi diye ki basında da çok yer aldı. Pek çoğunuz duymuşsunuzdur. 1918-1920 yılları arasında... Avrupa'yı kasıp kavuran bir İspanyol gribi pandemisi yaşandı ve 18 ay içinde İspanyol gribinden 50 milyon kişi öldü. Demek ki bu mikroorganizma dediğimiz, virüs dediğimiz göze görünmez canlılar insanlığın kabusu olabiliyor. Peki, sadece mikroplar mı kabusumuz? Peki, bir başka önemli soru var. Biz insanlar, bizzat kendimiz, kendi kendimizin de kabus oluyor olabilir miyiz? Gelin şimdi şu 20. yüzyılın dünya savaşlarına bir bakalım. Dünya savaşlarındaki ölen insan sayılarını gözden geçirelim. Gerçek kabus kimmiş? Şöyle bir zihnimizi yenilemekte, güncellemekte yarar var. Bakın, Birinci Dünya Savaşı'nda, Birinci Dünya Savaşı'nda 4 yıl sürmüştür. Tahminlere göre 16 ile 19 milyon insan öldü. Biz öldürdük. İkinci Dünya Savaşı'nda 6 yılda, 6 yılda 60 milyon insan öldü. Kim öldürdü? Biz öldürdük. Dolayısıyla acaba mikroplar mı daha büyük cani? Biz şimdi kendimize böyle bir kelimeyi kullanırsak acaba çok mu haksızlık yapmış oluruz? Bir şey daha hatırlayalım. Atom bombası İkinci Dünya Savaşı'nı bitiren hamleydi. Japonya'nın Hiroşima kentine devasa bomba atıldı. Bomba atıldığında daha ilk anda 80 bin, 1945 yılında yan etkileri dolayısıyla ölenler de katıldığında toplam 140 bin insan öldü. Bomba atıldığında Hiroşima'nın kent merkezinde bir buçuk kilometrelik karelik bir alan ütülenmiş gibi dümdüz olmuştu biliyor musunuz? Ve inanılmaz bir ısı değeri açıklayacağım. Kent merkezinde ısı 3000 santigrat derece olmuştu. Dolayısıyla insanlar biz kendi kendimizin sanki biraz kabusuyuz. Şimdi konuyla bağlantı kurarak bir başka şeye değinmek istiyorum. İnsanlığın tarımda sanayide gelişimleri işte tarım toplumuyduk daha sonra 15. 16. yüzyıllarda bilimsel devrimler gerçekleşti. 17. yüzyıldan başlatılır sanayi devrimi dediğimiz bir aşamaya geçildi. Üretim teknikleri değişti. Biz insanlar mutlu olduk. Oh dedik. Ne güzel her şey iyi olacak. Öyle zannedildi ve bu edebiyata da yansıdı. Özellikle 19. yüzyıl edebiyatında ütopik romanlar görüldü. Ütopya Geleceğe ait güzel günlerden oluşan hayaller ve tasavvurlarla ilgili bir şeydir. Ancak ne yazık ki 20. yüzyıla geldiğimizde 20. yüzyılın özellikle ikinci yarısından itibaren bir başka terimle tanıştık. Distopya. Aslında distopya terimi daha evvelki yüzyılda kullanılmıştı. Ama edebiyata ve romanlara girişi 1950'lerden sonra oldu. Hatırlıyor musunuz böyle tür kitapları, romanları? Distopya romanı dersem ne gelecek aklınıza? Ben eminim şu anda bizi dinleyenlerden, izleyenlerden pek çoğun aklına 1984 gelecek. George Orwell'in o unutulmaz romanı. İnsanların her şeylerini izlendiği, takip edildiği, gözetlendiği, otoriter bir yönetimin adeta kölesi haline gelinen bir toplumsal düzen. Yakınlarda 2018 yılında Türkiye'de bir başka distopik kitabın baskısı yapıldı. Aslında 1950'lerde yazılmış bir kitaptı. Bunu da söyleyince pek çoğunuzun okumuş olacağını düşünüyorum. Fahrenheit 451. Okyanlar var değil mi? Peki orada ne anlatıyordu? Orada da öyle bir toplum sistemi, düzeni oluşturuyor ki itfaiye kurumu yangınları söndürmek üzere değil, kitap yapmak üzere çalışıyor. Orada romanın kahramanı olan bir kişi vardır. Romanın kahramanı her gün düzenli olarak kitap yapmaktadır. İtfaiyecidir kendisi ve 10 yıldır bu işi yapmaktadır. Bir gün 17 yaşında bir kızla tanışır. Tanıştığından sonra hayalleri, yaptıkları her şey yer değiştirir. Okumayan varsa Mutlaka okumalarını öneriyorum. Fahrenheit 451 distopya romanları arasında klasikleşmiş, eşsiz yerini almış bir kitaptır. Bu kitabı okuyun. Şimdi pandemiyle girdik. Distopik romanlardan bahsettik. Konuyu buraya getirince yakınlarda açıklanan Nobel Dünya Barış Ödülleri'nden bahsetmemek olmayacak. Barış ödülleri Savaşların önlenmesinde, insanlığın barış içerisinde yaşamasında hizmet eden kişilere veriliyor. Peki bu yıl kime verildi dersiniz? Cumhurbaşkanına mı? Herhangi bir başbakanına mı? Devlet başkanına mı? Ya da bir sivil toplum örgütü başkanına mı? Hayır. İki gazeteciye verildi. Çok ilginç değil mi? Filipinlerden ve Rusya'dan iki gazeteciye verildi. Ve Nobel Komitesi ödül gerekçesi olarak bu kişilerin ülkelerinde ifade özgürlüğüne yönelik olarak baskılara karşı verdikleri mücadeleden dolayı bu ödülü aldıklarını söylediler. Bu iki kişinin neler yaptığına dair tabii çok uzun bir konu. Elindeki notlardan kısa bir şey paylaşmak istiyorum. Bu Rusya'dan Muratov ödül alanlardan birisi. Dimitri Muratov 1993 yılında Novaya gazetesini kurmuş. 93 yılında ve biliyor musunuz? Bu gazetenin şimdiye kadar 6 muhabiri öldürülmüş. 6 muhabiri öldürülmüş. Yani kelle koltukta çalışmak denilir ya. Gerçekten bu insanlar bunu yapmış. Aldıkları barış ödülü dolayısıyla her birisine 1.1 milyon Amerikan doları ödül verilecek. İyi para değil mi? Ama hak etmedikleri söylenemez. İşte böyle dostlar. Distopya romanı aslında distopya romanları günümüzü anlattılar. Barış ödüllerinin verildiği kişileri ve ülkelerinde yürüttükleri faaliyetleri düşündüğümüzde aslında insanların o 19. yüzyıldaki bütün büyük hayallerinin, ütopik hayallerinin tersi bir toplum yapısı içerisinde oluyor olabiliriz. Hepimizin iyi ve mutlu günlere ihtiyacı var. Tabii gerek çocuklarımız için, gerek doğanın sürdürülebilir bir şekilde korunabilmesi için inşallah diyelim. Fakat geleceği inşallah bırakacak olursak hiçbir şey düzelmeyebilir. Çaba göstermek de gerekiyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir başka sohbetimizde buluşmak üzere.